Soru bugün size yönelik. Oy kullanacaksınız. AK Parti'ye oy vermeyi düşünür müsünüz? Hayır. Neden? Gidişat iyi değil. Neden iyi değil? Her şey ortada ya. Eskiden iyiydi her şey ama işte gençleri düşünmemeleri, hani gençlere karşı ters politika yapmaları ve biraz da kışkırtmaları onlara oy kaybettirecek. Nasıl kışkırtıyorlar peki sizi? Ben sana şunu diyeyim, sigara fiyatları, alkol fiyatları bunlar gençlere yönelik şeyler. Sen bunlara karşı... Sigara kullanması doğru evet, ya. Evet, sigara kullanması doğru olmasa da yine de hani bu bir zevk. Sen zevke bir şey diyemezsin. Ya şimdi üniversite okuyorsunuz. Gelecekte mezun olduğunuzda bu ülkede ekonomik anlamda daha iyi konumda olabileceğinizi düşünüyor musunuz? Genç olarak özgürce kendi hayatınızı yaşadığınızı düşünüyor musunuz? Gerçekten de mesela diğer ülkeleri kıyasla baktığınızda gençliğinizi iyi yaşadığınıza inanıyor musunuz? Ben açık konuşmak yönetim bunu sağlıyor mu size? Ben inanmıyorum açıkçası. Çünkü Almanya'daki bir genç aldığı parayla istediği ülkeye kafası estiği gibi gidebiliyor. Ben bunu yapamıyorum mesela. Ya hayır, yurt dışındaki diğer gençlerle kıyaslama yapacak olursak yani ben burada onları yapamıyorum mesela. Yani kafam estiği zaman işte atıyorum Amerika'ya gitmek istedim diyelim ki. O yeterli miktarda parayı bulamıyorum. Yani bundan yola çıkarak ileride öyle bir şans olsa bu ülkeden gitmek ister misiniz? Arkana bakmadan abi. Ya ben zaten onu düşünüyorum ya. Şu planımda var zaten yani. Bu yanlış anlaşılmasın. Ülkemizi seviyoruz da. İmkanlar, tamamen imkanlar yani. Sonuçta bir kere genç oluyoruz. Bir daha olmayacağız. Ve böyle yaşamayı istemeyiz. Gelecek seçimde AK evet. Parti'ye oy vermeyi düşünür müsün? Yok abi. Neden? Şimdi abi düzen bozuldu artık ya. Millet değişti. Yani her şeye zam geldi. Malum. Yani gençler şimdi tuhaf olmaya başladı. Bu internet siteleriyle ilgili yasaklama evet. gelecek gibi duruyor. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Oy verme anlamında seni etkiler mi böyle bir yasak gelmesi? Ya böyle bir şey etkilemez çünkü sosyal medya kullanmıyorum. Anladım. Yani o yüzden ilgilenmiyorum o konu hakkında. Evet. AK Parti'ye oy vermeyi düşünür müsün? Hayatta düşünmem. Neden? Abi şu anki ülkenin durumuna bakılırsa ekonomi konusunda, sanayi konusunda bayağı gerideyiz diğer ülkelere göre. Çok gerideyiz. Eğitimimiz de öyle, adalet sistemimiz de öyle. Yani bir Türk çocuğu, Türk genci diğer ülkenin çocuğuna özeniyorsa, onun gibi yaşamak istiyorsa bence bu ülke bitmiştir. Devlet ekonomiyi düzeltirse veya sanayi, üretimi, işçiliği falan filan o sorunları çözerse bizim de hani daha çok gençlerin, ailelerinin daha refah bir şekilde yaşayacağını Hiç düşünüyorum. Hiç umudun var mı buna? Eğer düzen böyle giderse hayatta olmaz. Neden? Çünkü hani biliyoruz hani ne olacağını. 17 Peki, senedir bir gelişme olmamış. İmkanın olsa bu ülkeden gitmek ister misin? Tabii. Kendi hayatını. Direkt. Hiç düşünmeden gitmek isterim. Hani bunu bize dedirttiren devletin suçudur bence. Seçim olsa oy kullanacaksınız. AK Parti'ye oy vermeyi düşünür müsünüz? Biraz böyle bugün nabız tutuyor. Neden? Düşünmem. Yok. Neden düşünmezsiniz? Ya ben 2 senedir vermiyorum zaten. 2 senedir başka partiye oy veriyorum. Hani bizi gençlere pek hitap etmediğini düşünüyorum yani. Biraz daha yaşlı kesim, orta yaşlı kesim. Ne bileyim bir örgütleşme bir şey, gibi bir şey var zaten AK Parti çevresinde. Nasıl bir örgütleşme? Belirli gruplar oluşturuluyor. Hani farklı bir, bizim düşüncelerimize pek uymuyor Peki yani. Mesela gençliğinizi yaşayabildiniz mi? Yani bu süreçte... Ben yaşayamadım. Ben yaşıyorum. Dolu bir şekilde yaşayabildiniz mi? Yaşayamadım. Yoksa mesela diğer ülkelerle kıyasladığınızda daha mı az? Tabii ki. İlla muhafazakar bir kesim var. Peki umudunuz var mı bu ülkede yönetim olarak size Benim hiç yok. Doğru bir gelecek sağlayabilecek mi? Eğitim konusunda asla yok. Ama diğer... Ekonomi anlamında, iş imkanı anlamında, yani, aile kurabilmeyi Şimdi şöyle bir şey var. Gençler iş beğenmiyor. Bir o durum da var. İş beğenmeme durumu var. Ama eğitim konusunda güvenim yok. Türkiye'de Peki yok. İmkanınız olsa gitmek ister misiniz? Satarım direkt ben abi. Ben satarım, dükkanı kapatır. Ha satarım giderim. Derken? Giderim abi, niye gitmeyeyim? Ülkeyi satma anlamında değil. Ülkeyi yani. Satma yok, anlamında canım. Değil. Yok. Direkt bayağı kapatır giderim, dükkanı giderim. Toprağı altındır, seviyoruz da. Yani mesela, doğduğumuz, büyüdüğümüz yer illa memleket hasreti çekeriz gidersek ama. Ama kendi hayatınız için gitmeyi düşünür müsünüz? Yani. Düşünürüm. Son soru, sosyal medya kısıtlanacak gibi bir söylem var. Bilmiyorum duydunuz mu? Onu yapamazlar. Onu yapamazlar bence. Yapamazlar. Yapmazlar. Yani onu yaparsa ayaklanma gibi bir şey çıkabilir. Aynen. Bence Aynen. öyle. Bence de öyle. Ya çünkü bu haberleşme özgürlüğü. Nasıl biz sizinle burada röportaj Tabii, yapıp. Bu da aynı şekilde bizi Aynen. de etkileyecek bir durum zaten. Yarın öbür gün bunu izleyecek kişiler de sosyal mecradan izleyecek. Yani açıp artık televizyon birazcık geri çağda kaldı. Bunun gibi haberleşmeyi özgürlüğümüzü alamazlar bence. AK Parti'ye oy vermeyi düşünür müsünüz seçim olsa? AK Parti değil, hiçbir partiye vermeyi Neden? Düşünüyorum ben. Neden? Çünkü hiçbir partinin
halkı önemsediğini düşünmüyorum. Her partinin kendine göre belli çıkarları var. Hı-hı. O çıkarlar doğrultusunda hareket ediyorlar. Ben de aynı fikirdeyim. Aynı fikirde misiniz? Aynı fikirdeyim. Mesela siz genç olduğunuz için bu zamana kadar, bu yaşınıza kadar yönetim olarak gençleri gerçekten de düşündüler mi? Mutlu bir hayat geçirdiniz mi? Düşünmediler. Ya da bence. Düşünmediler mi? Bence eğer düşünmedim. Gerçekten düşündülerse YKS'yi ertelerlerdi, öğrencileri bence düşünürlerdi. Onun yerine turizmi önemseyip bizi geri plana attılar ama bunun 2023'ü de var. Bu sene YKS'ye giren öğrenciler 2023'te oy kullanacak. Evet. O zaman cevap verilir zaten. Ya ben şöyle düşünüyorum. Şu an partinin başına yani yönetime gelecek hiçbir adayın doğru olmadığını düşünüyorum. Böyle modern biri lazım bence. Yok mu öyle biri Türkiye'de? Bence yani. Yok. Peki size bir imkan verilse bu ülkeden gitmek ister misiniz? Ben Fransa'ya ya da Almanya'ya gitmek isterim. Çünkü orada eğitim böyle daha iyi. Peki gerçekten istediğiniz için mi gitmek istersiniz? Evet. Yoksa buranın daha iyi olmasını istiyorsunuz ya, ama olamadığı için mi? Bana imkan verilse ülkeden gitmek yerine ülkenin daha yönetebileceğim bir duruma sokup kendimi bu ülkeye geliştirmek isterim. Kendi vatanıma. Peki geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya kullanıyorsunuzdur. Evet. İnternet siteleriyle ilgili açıklama yaptı, yasaklama ile ilgili. Ne düşünüyorsunuz bu sizi, ya bilmiyorum, oy kullanmayı düşünmüyorsunuz galiba da. Oy kullansanız AK Parti anlamında etkiler mi sizi? Ya açıkçası ondan, sosyal medyadan önce gelen birçok şey var yolsuzluk olmak üzere ama etkiler mi? Etkiler aslında. Ya kapatmak yerine sosyal medyanın denetlenmesi okey. Bu kabul edilebilir bir şey. Denetlense çok daha iyi olur. AK Parti'ye oy verir misiniz? Evet. Neden? Öyle gördüm. AK Parti'ye veririm yani. Her şeyini doğru buluyorum. Kendimi bir Instagramer olarak da Instagram'a yaptığı düzenlemeler olarak da görüyorum mesela. Onları da çok uygun görüyorum. Mesela bir genç olarak bu ülkede gerçekten de dolu bir hayat yaşadınız mı? Gençliğimi yaşayabildim. Hayır. Dedin mi? Hayır. Bu anlamda olumlu bir yönetim mi sence? Yani yönetimin buna etkisi var mı? Olumsuz olmasında. Ya şu zaten hani dediğiniz gibi güzel bir gençlik yaşayamıyoruz. Neden? Bu anlamda devlet ya da hükümet yönettiği için size güzel şartlar sağladı mı? Hayır, sağlamadı. Niye oy veriyorsun o zaman AK Parti'ye? Değil mi? Güzel. Madem gençliğini yaşayamıyorsan vermeyeceğim AK Parti'ye. Gençlik geleceği açısından umutlu mu sence? Yani sen umutlu musun? İyi bir hayat kurabileceğine inanıyor musun? Ben kendi açımdan umutluyum ama başkasının açısından hani bilemem. Ben kendim... Gençliğimi yaşayamadım diyorsun ama gelecekte iyi bir hayat kurabilirim. Aynen öyle. Bu anlamda AK Parti de bunu sağlayabilir mi sana? Sağlayamaz. Ama oy veririm diyorsun. Evet, oy veririm. Ama neden? Bak saçma bir şey olacak şimdi. Ben soruyorum. Aynen. Cevap yani, sende. Cevap bende. Bence şu an çok güzel bir şey oldum ben, biliyor musun? Kendi ailemden gördüm. Aile mi yönlendiriyor? Aynen. Doğru mu peki bu? Olmayabilir ama. Ya mesela sonuçta ülkenin geleceğiyle ilgili bir karar veriyorsun. Abi şu an ben hain seçileceğim. Hayır canım. Ya bana boş ver. Belki bu böyle bir yaklaşım senin başka bir şeyleri görmene yardımcı olur. Onu tabii sen karar verirsin. Başkaları değil. Ailenin de seni bu anlamda yönlendirmesi doğru olur mu? Olmaz gibi geliyor şu an. Tamam. Teşekkür ederim. Arkadaşlara da soralım. AK Parti'ye oy vermeyi düşünür müsün seçim olsa? Maalesef. Bir genç olarak. Ben neden düşünmüyorum? Yaşadığımız hayat belli. Gördüğümüz şeyler belli. Şahsen ben aşçıyım zaten. Yurt dışına açılmayı düşünüyoruz. Yani Türkiye'den artık bir ümidimiz yok. Yani yaşadığımız hayat belli, aldığımız maaş belli. O yüzden Türkiye'den bir ümidimiz yok yani, yurt dışına açılmayı yani falan düşünüyoruz. Yani bir şans olsa yurt dışına gidip, yani evet, zaten ki bunun için uğraşıyoruz. Aynen. Diyorsun. Bunun için çabalıyoruz zaten. Anladım. Peki sen ne düşünüyorsun? AK Parti'ye oy vermeyi düşünür müsün? Yok, ben AK Parti'ye oy vermem. Vermez mi? Yok, kesinlikle vermem. Yani çünkü bana bir yararı yok, tamam mı? Ben mesela sigorta olayında falan başvuru yaptık hiç. Herhangi bir şey çıkmadı yani. Benim zaten var, aynen. Şey, hani gençliğini yaşadın mı? Geleceğe yok, dair bir umudun var mı? Hiç. Ekonomik anlamda, dolu bir hayat yaşayabileceğin anlamda, hayır, aile kurabilme anlamında. Hayır, hiçbir şekilde yaşayamadık. Aynı şekilde sana da şans gelse bu ülkeyi gidip bırak, terk eder misin? Başka bir ülkeye ya gider. Zaten teklifler var. Biz aşçıyız. Üçümüz aynen aşçıyız. Yani teklifler var zaten. Anladım. Yani. Ama gitmek istediğiniz için mi yoksa gitmek... Zorundayız. Geleceğiniz evet, için. Zorundayız. Yani kimse gitmek anne ve zorunda. Babasını burada bırakıp da yani eşini dostunu falan bırakıp gidemez. Zorunda olduğumuz güzel için. Güzel bir hayat kurabilmek. Tabii aynen, güzel bir hayat kurabilmek için. Anladım.
Sadece biz değil yani bütün çevremiz böyle. Tek biz olsak yine şey deriz ya, yani bütün insanlar böyle. Çevremizde gençlikte böyle bir yaklaşım var mıdır? Gençliğin çoğu böyle mesela. Yurt dışına. Yurt dışına hevesimiz var yani. Üçümüz de aşçıyız böyle. Üçümüzün de burada gelişmeyeceğimizi biliyoruz. Yurt dışına daha çok gelişeceğimizi biliyoruz. Seçim olsa AK Parti'ye oy vermeyi düşünür müsün? Vermem abi. Neden? Abi ne bileyim, yaptığı şeyler olsun pek yani hoş değil ya. Yani en önemlisi mesela eğitim açısından söyleyeyim. Yani geçen sene benim de yüksek puan alıp da giremediğim okula şimdi bakıyorum. Mesela adam 250 puan almış. O okulda okuyor. Ondan sonra yani zaten en önemli olarak gördüğüm eğitim. Onu verecek olsam AK Parti'ye vermem. Anladım. Bu anlamda peki hayatını kurabilme anlamında güzel bir hayat umudun var mı? Yani zengin dolu, ekonomik anlamda olsun, özgürlük anlamında, manevi anlamda zengin dolu bir hayat yaşayabilir misin? Devlet, hükümet bunu sağlar mı sana genç olarak? Ya bu hükümetle zor abi. Bu hükümetle. Zor mu? Aynen. Peki, öyle. İmkanın olsa bu ülkeden gitmek ister miydin? İsterdim. Anında isterdim yani. Teşekkür ederim. AK Parti'ye oy vermeyi düşünür müsün? Gelecek seçimde. AK Parti'ye vermem ben, MHP'ye veririm. Biz ülkücüyüz. MHP de AK Parti ile birlikte zaten. Cidden mi abi? Bilmiyor muydun? Bilmiyordum. Haberin yok muydu? Vallahi. Hadi ya. AK zaman, Parti ile birlikte zaten. Tamam, o zaman AK Parti'ye verin. MHP oradaysa abi. 17 yıldır AK Parti ülkeyi yönetiyor. Aynen abi. Sence gençleri düşünen, gençler için doğru bir hayat, ekonomik anlamda iş imkanı olabilen, zengin bir hayat sağlıyor mu? Ailenle birlikte sağlıklı yaşayabilir misin nereden sen? Nereden para kazanacağını büyüdüğünde, daha da yaşın arttığında. Abi, eğitim açısından da. Abi eğitim açısından biraz iyi de devlet nereden para kazanacağını bilmiyor. Seçim olduğunda AK Parti'ye oy vermeyi düşünür müsün? Evet. Ona mı oy verirsin? Ondan başka adam yok. Yok mu? Yok. Neden? Bilmiyorum. Cana yakın daha iyi öbürlerine göre. Mesela siz gençsiniz. Size yönelik 17 yıl boyunca gençleri düşünen, gençlerin daha uygun, daha güzel bir hayat, özgür bir hayat, dolu bir hayat yaşamasını sağladı mı AK Parti sizce? Ulaşımı geliştirdi. Aynen. Tramvay yaptı şehrin ortasına. Daha dolu bir hayat yaşıyor musunuz evet, mesela? Aynen. Diğerleri gibi terör örgütüne yardım etmiyor. Efendim? Diğerleri gibi terör örgütüne destek vermiyor. Kim? İşte bazı partiler terör örgütüne destek veriyor. Kim terör örgütüne destek veriyor? O da bize kalsın abi. AK Parti'ye oy vermeyi düşünür müsünüz seçimde? Yoksa verdiniz mi? Ya da vermeyi her tekrar istiyor musunuz? Ondan vazgeçmem yok. Neden? Sana da soracağım tekrar. Çünkü o sen cevabını verdi sen de sonra. Ben, bunda ben yokum, yok benim ya. Oy kullanmıyor musun? Kullanıyorum da hani canım hangisini isterse yani öyle. Tamam. AK Parti'ye oy vermeyi düşünür müsün? Evet, düşünürüm. Neden? Neden? İşte nedenini bilmiyorum. Ailem yönlendiriyor. Ben doğru de mu peki bu ailenin sadece sana şuna ver demesiyle senin oy kullanman? Siyaset arama olmadığı için öyle tercih ediyorum. Ya ben çünkü daha iyisini bilmiyorum ya. Yani daha iyisi yok bence. Sosyal medyayı kullanıyorsunuzdur. Evet. İşte bazı sitelerin yasaklanmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Yani özellikle internetin kısıtlanması seçimlerde oy kullanmanı etkiler mi? Bence etkiler. Peki mesela bir ülkeye imkanın olsa, Avrupa'da bir ülkeye taşınma gibi bir durumun olsa, kendi yaşamını daha iyi olacağına inandığın için bu ülkeden gitmek ister misin? Gitmek istemem. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ya da kim aday olursa o tarafa oy vermeyi düşünür müsün? Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verir misin? Evet, evet. Neden? Ya diğer adayların yanında en çok ona gönüyoruz. Yani illa ki herkesin yanlışı olur tabii de. Yani hep yanlışları görmektense doğruları da görmek gerekiyor. Yani bir genç olarak sence yani mesela gençliğini gerçekten de güzelce yaşadığını ve hükümetin sana bunu sağladığını inanıyor musun? Evet. Gerçekten de renkli sosyal faaliyeti olan gezdiğin daha dolu bir gençlik yaşadın mı? Evet, şimdi zaten spordan çıktım. Arkadaşlarımla şimdi buluşmaya gidiyorum. Gayet iyi yaşıyorum yani. Peki mesela özellikle geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan gençler çok kullandığı için interneti soruyorum. İşte bu tarz sosyal medya organlarını, bazı siteleri falan buna yönelik düzenleme yapıp kapatmaya yönelik açıklamalar yaptı. Ne düşünüyorsun bir genç olarak? Ya bunu yaparsa işte çok tepki çekeceğini düşünüyorum. O yüzden yani yaparsak yanlış doğru olur yani. Doğru mu? Ya bence de doğru sonuçta.